meşhur video. O meşhur. Abi dur. Görmüşsündür herhalde videoyu. Evet, birkaç kere kaçış videolarını gördüm. Sen ne yapıyorsun burada? Kanka orada motor yolda kalmış, ona yardım ediyordum. Sonra bak, sonrasında bak, dur. Hemen bundan sonrasında bak. Sonra dedim ki abim kusura bakma dedim. Hiç demedim, bak bak. Sana diyor ki polis arada bak. Merhaba arkadaşlar, ben Amaçsız ve bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam 7 tane motorcu ile beraber polisten kaçma videoları izleyeceğiz. Merhaba arkadaşım, hoş geldiniz. Hoş buldum kardeşim, nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eren Bey, hoş geldiniz. Çıkarın kaskınızı, hoş biraz rahatlayın isterseniz. Samet Bey, hoş geldiniz. Polisten kaçan arkadaş sizsiniz galiba. Kaçamayın. Mavi Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Utku Bey, hoş geldiniz. Hoş Çapın Bey. Arkadaşlar, merhaba. Çapın Bey uyuyordu bu arada. Kendisine sırf video çekeceğiz diye uyandırdık. Bu arada Erhan Bey tamamen uyuyordu. Bilader sabahın kaçı ya? 5.30'da video. 5.30'da video çekiyoruz arkadaşlar şu anda. Buradaki Tayfun'un çoğu da motovlog videoları çekiyor. Motoletik, Can Sönmez, Erhan Perkitan ve arkada görmüş olduğunuz Çapın motovlog videoları çekiyor arkadaşlar. Efsane motovlog videolarıyla, grup gazlamalarıyla karşınızda olacağız. 1 2 3. Çok fazla motovlog istediğiniz biz de sonunda yapıyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıyeten de bildirimleri açın. Görüyorum %80'iniz abone değil, sadece videoları izleyip çıkıyor, like de atmıyor. Onu da bir yazın. Teşekkürler. Aramızda bir tane polis seçmemiz lazım. Polislere empati yapması için kim olsun? Ben olurum. Sen polisten kaçan olacaksın. Ben... Siz de polisten kaçanın yancısı olun o zaman. Tamam. Mami Bey avukat olur musunuz? Hem de deli dehşet olur. Tamam. Ama Mami Bey de avukat olur. Oğlum rüşvet alır ya. Arkadaşlar bekleyin. Abi bizden değil. Burada duruyorduk, geldiler sadece, bizden değil. Abi buraya dört kişi fark etmedi bak şimdi. Ehliyet ruhsat etsene. Ehliyet ruhsat mı? Ehliyet ruhsat mı? Hangi terbiyesiz kaçıyor ki? Kaçan kişiyi tanıyor musunuz arkadaşlar? Bu videoda açıklama vakti. Erhan'la Çapan da kaçan zaten. Benim hayır. Motordu. Arkadan bir 550 lira para yedim ya ceza. Evet, anlat kardeşim. Çapan, Samet, İncir Atan böyle dolaştılar. En sonunda geldiler işte, dedik gidelim. Çapan ben kullanayım dedim. Benim motorum yok. Çapan artçı geldim. Dedi ki, tamam dedi, al kullan dedi. Tam giderken polisler geldi dedi. Sarı motor dedi. Kapat dedi kontağı dedi. Ne yapayım dedim. Kaç kanka dedi, sıkıntı yok. Ben de kaçtım, sonra bunlar oldu. İşte. Kötüde Çapın vardı ve Çapın plakayı elle kapatıyordu. Geri düşüyorduk aşağıya. Polis Bey, ne diyorsunuz bu duruma? Böyle şeyler hiç uygun değil. Siz hangi emniyete? Kanka buraya çağırdı, ben narkotiyim ya. Ben koklayarak buluyorum abi. Kanka bir şey içmiş miydin? Yok hiç. Tabellik bir şey. Şuraya takıldım ben. Polis madem hani evinden alma yetkisi var mı? Evet, evinden alabileceksen neden kalkıp size o arkadaşınızı arayın gelsin diyor. O orada blöf yapıyordu. Samet demez satıyor. Abi tanımıyoruz, buraya gelmişler. Plakasını saklıyor ya, o ne biliyor musun? Bildiğin vatan var. Bak bu adam koşarak kovaldı. Polisten kaçabilecek kadar karaktersiz birisi o adam. Neydi modeli, onu biliyorsunuz. Model olarak anlıyorsunuzdur ya. Orada ne dedi biliyor musun? Ne diyor? Bunu yaptım diyor, orospu karı yapmaz dedi bana. Allah Allah. Aynen. Vatan hainiymişsin. Bu arada arkadaşlar, şimdi yoruma serseri merseri yazacak olanlar oluyor. Böyle çok ağır şeyler yazanlar oluyor. Erhan'ı biz tanıyoruz ve serseri değil. Ben de tanıyorum serseri. Yok ya, bence o kadar değil. Böyle çok temiz kalpli, iyi kalpli maganda bence Erhan. Ya bu gerizekalı Çapına dedi. Burada her şey tam normal, bir şey yok yani. Burada aa bu şey kimliği falan her şey salak oluyor, öyle mi? Kimlik burada plaka katlanır. Plaka katlanır değil, katlanır ama katlanmıyor, çok sıkıydı yani. Bahsedince katlanmıyor. Savunmaya bakar mısın? Doğru söyle ama. Ben motoru aldığımızda o da bilmiyordu katlanır özelliği olduğunu. Ama şey plaka. Özellikle aynen. Alakası yok. O plaka kıçta ya. O da yasak şu an. Bir polis yasak olarak konuşuyorum değil, ben. Değil. Direkt plaka düz duruyorsa orada yasak değil. İsterse sırtında olsun. Plakanın arkamda gözükecek. Ben Ankara'dan sırtımda geldim. Bir sürü şey ne oldu? Ne, niye böyle yaptın? Plakalığım yok. Ankara'dan sırtında plakayla mı geldim? Uzun zamandır Çapın'la beraber motor sürdünüz, motor vlog çektiniz. Çapın'ın plakası ne? Hadi bakayım. Görmüyoruz kanka. Görmüyoruz ki onu. Ne zaman baksam kapalı. 35. 35 evet. Eyvallah kanka. Sağ ol ya. Sorunun arkasını mı? Ben bile bilmiyorum onu. Dönün övünün polis bey, görün övünün. Adam plakası kapalı geziyor. Ceza mı yazayım burada, ne istiyorsun? Benim keyif var abiler. Tamam. Bu an çok kızı bana. Aynen. Sen
Evet abi. Acelen diyor. Adam cebinden bir şekilde yiyor. Tamamdır abi, kolay gelsin. Siklemeden devam edeyim. Burası efsane. Oha. Bak. Kanka bir şey diyeceğim. Hem içki hem alkol nasıl oluyor? Ne bileyim oğlum, öyle denk geldi. Hem ehliyeti yok hem alkollü demek istiyor değil mi? Evet. Aynen. Tamam. Dağılmış hem içki hem alkollü diyor. Sonra da dediğimin farkı diyor. Hem içki hem alkol nasıl oluyor? Tamam, bak ya, kağıda bakayım. Kim oynuyoruz kanka? Oh, pipi! Kanka, dursun, hem içki hem alkol mu? Hayır, Samet bu kadar çok eğlenmen çok garip geldi bana. Gerçekten bir dağcı olmalıyım. Dur, dur, sakin ol. Bu çok... Burada çok olmuş. Gergin ya. Bir olay değil mi? Kanka bu arada bu yol şey... Yol açıkken bastı. Çevrilmek çok gergin ya. Geza yedim, egzoz sökmüştüm, geri taktım, ha, ertesi günü yine buraya durdum. Egzoz taktım, 10 saat sonra buraya durdum. Görün abi. Yine abi. Ceza. Yemedim kanka, affettiler. Ben olsam kaçardım onu. Ne de o şey değil ya. Ben kaçmam aga. Bak yine katlanır da katlanmıyor. Hepinizin kafasını kıracağım ha. Abi gevşiyor, sıkıyorum arada yine abin yana baktığında... O çok korkmuş olma ya, var ya. Çok şey yapmıyor öyle. Öyle oynadıkça mesela şu an gevşeyi dön şu anda. Oynadıkça gevşeyi dön. Konuşması ne biliyor musun? Aha sıçtık. Şu an nasıl toparlayabilirim konuşması bu. Samet'in bir dahaki çevirmeye girdiğinde bir şey... Ben Samet'in yorumlarında okudum bunu bu arada. Bir şeye dikkat edin. Samet cüzdanı her çıkardığında cüzdan sanki başkasınınmış gibi davranıyor. Ehliyetini bulamıyor içinde bir cüzdan. Orada heyecanlar var. Bir dahakine dikkat edin. Bak bir dahakine dikkat edin. Hep nerede olduğunu mu arıyorsun? Sanki cüzdan emanet cüzdanı. Değil mi abi? Evet. Kimlik değil mi abi? Abi burada da aynı soru. Bir şey değil mi? Gaz böyle verilir. Bak şu şef var ya bak, şu gaz veren şef. Aha. O adam kendisi şeydi. Ben de motor tutuyorum, ben de egzoz sokarım kardeşim diyor. Allah Allah. Adam öyle savunabilir ama yani bizim görevimiz bu. Yazacağız yani diyor. Yasak diyor. Yoksa bunu bu şekilde kullanamazsın. Ki ceza işlem yapılmaması adına sana anlatıyorum kardeşim. Ben bunu cahillik olarak görüyorum bu polislerin yaptığını. Polislerimiz eğitimsiz. Ben hariç etmiyorum. Eğitimli olduğu için polis olmalı diye. Düşün ya, adam story atıyoruz aslında şu an. Sen burada korktun, sana çok kesici yapar diye korktun, hani, kendin gaz vereyim dedi, evet, değil mi? Adam ceza yazacak hani, ben ne desem yazacak orada. Dedim vermesin bana, zarar vermesin, ben vereyim dedim de. Adam hep kesiciyle gidiyor. Adam yine de yaptı. Adam yaptı. Da zevkine kesiciyle. Egoz patlatıyor lan orada, tamam ne yapayım bak. Daha? Hale bak. Abi yansın sıkıntı yok ya. İşte bunlar seviyor da belli etmiyorlar. Aynen, bu şey... Gaz böyle verilir. Gaz öyle verilmez kanka. Ha, verilmez aynen. Benim aynen. Motorumun üstünde R6'da bir öncekinde 7000 devirde 95 desibel yazıyor. 7000 devirdeyken 95 desibel ses çıkarması. Hayır abi bir şey diyeceğim. Kesiciye sokarsan zaten her motor bağırmaz mı kanka? Arabaya arabada bağırır. Arabada polis arabası hep arabada bağırır. Evet. Bu da sigara. Şey mi? Yok yok, bu kadın olan galiba. Aynen kadın, o işte. Buraya kadın çok korkuyor. Samet sağsından çevirmesinde bize mesaj Samet burada motoru kapattıktan sonra kadın dur diyor, gitme. Çek sağ, yanaş. Gel yanaş. Lan motoru kapatmış ki, abla gidemez öyle. Eyim abla. Öyle gidebiliyorsa bırak gitsin zaten. Sanki elektrikli. Ben de normal kimliğini alabilirim. Bak. Ne diyeyim abi? Şu adam kral. Bak Samet'im. Burada bir tane polis diyor Samet'im diye, motoru sağ ol sana diye. Bu abla ceza yedim ben daha dün akşam. Bak. Aç motoru açayım da. Aç bakalım. Aç bakalım. Şey göstereceğim. Ay bak ceza yedim diyorsun. Şu motoru aç bana. Aç motoru. Aç bana. Abla bir dur göstereceğim. Önce bir telefonumu ver. Önce bir telefonumu ver. Ben önce sen beni bir dinle. Kağıdımı göreceksin zaten. Aynen değil mi yani? Şu abla. Şu an içinden şey diyorlar. Güzel ya, yapmışlar ya. Tamamdır abi. Aa isminle hitap etti. Kimden vazgeçen bu aslında mesela. Evet evet, Samet diyor bak. Bak can, ismin hitap etti. Doğru. Şöyle söyleyeyim. Sunat iyi bir şey değil. Burada yavşak. Bu karar, bunun yaptığı Eren Bey. Net bir karakterizlik. Konu hakkında hiçbir yorumum yok. Avukat olarak ben cevap veriyorum. İzleyelim görelim diyorum. İyi oldu ama. Dur musun be? Hayır dur. Tamam, o ne tarafa bakıyor? O tarafa mı bakıyor? Oğlum o zaman yakalar lan bize. Beni yakalar.
Dur bir dakika kanka. Anlatmam lazım. Olayımız orada şu. Hani polis geliyor ya. Biz böyle yaklaşıyoruz polise. Yaklaşıyoruz polise yaklaşıyor orada. Gözükmüyor kameradan. Ben dedim ki buna. Sen git önden. Ben direkt arkandan geleceğim. Samet böyle önden gitti onda. Polis hızlandı. Polis geçti. Ben de gelseydin. Hayır ben de gelsem. Göt göte çıksaydık oradan beraber. Arkadaşını niye satıyorsun? Beraber kaçabilecekken. Sen ya da beraber yiyecektiniz cezayı. Efe kaçtı mı? Senin gazına geldim kaçtım gittim orada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben orada Samet'i denedim. Samet cidden çok güzel motor kullanıyor. Bir anda ışınlandı. Bir aradım. Kanka neredesin dedim. 2 dakika 3 dakika sonra da uzun dere çıkışına geldim. Yani çok var hiç veremezsin. Hiç full gaz full gaz. Oğlum ben böyle bir şey yaşamak istemezdim ya. Düşünsene. Ama böyle... çok zevkli oluyor biliyor musun? Harbi mi? Zevkli of, çok bırak zevkli oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle 3 tane polis böyle şey yapsa. Hani ceza yazmıyorum sana ama böyle peşleyelim de. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada polisler onu seviyor. Ne diyorsunuz bu durumda? Aynen. Dolamayı seviyorlar. Oğlum siz kaçıyoruz diye biz ekmek yiyemiyoruz. Evet. Ama polislerin de hoşuna gidiyor. Dolaşmak yerine aksiyonlu oluyor. Bence onların hoşuna gidiyor. Düşsene böyle Amerikan filmleri gibi hissediyorlar değil mi araba kullanırken? Aynen. Şimdi polis var. Beraber kaçacaksınız. Sen kaçarım diyorsun. Arkadaşını satıyorsun. Bunun bir affı yok bu arada. Sen git diyorum. Sen yavaşsın ya diyor. Senden hızlı kaçıyor şu an. sonra da fark ama şey selektör yapıyor oradan bana. Farklı yere gidiyorsun. Bak. Dönüp bir anda vitesi değiştirip bir daha dönüyor. Polis, polis seni mi kovalıyor? Seni kovalıyor değil mi? Aha. Kovaladığını sanıyor. Altında 80 beygirlik araba var yoksa gelir bir şey değil mi? 150 ile gidiyor burada. Ama şey ben gördüm. Samet'in arkasına gitti. Polis seni kovaladı mı? Hayır. Sen gittin ya, ben tam geliyordum. O sırada senin arkandan gitti. Ben onun arkasına gitsem önümü kıracaktı. Ben de sağdan gittim. Mesela bugün ceza yedik mesela. Ha evet biliyorum onu. Ters yönde gitmekten mi? He. Yine az ceza oğlum. Ya Samet ben şurada şuna çok şaşırdım. Samet biraz geç döndü. Samet nasıl hemen kabullenip de döndü amına koyayım. He evet. Kanka orası kaç mı hesabı? Herkes evine gidiyor. Egzoz var, yaş var. Yani dursak 2000 sopa 20'ler ceza. Bir şey diyeceğim. Eren daha önce böyle bir şey yaptın mı? Ben kenardan gidiyorum fark ettiysen. Aynen direkt bu yani sağ şeridi araçları sağ Samet sol şeritten gidiyor. Ben emniyet şeridinden gidiyorum. Benim göz korkusu var. Fark ettin mi? Evet Samet bildiğin selektör falan yapıyor hatta arabalar. Evet. Daha önce yaptın mı bunu ben onu merak ediyorum. Bu tarz bir kovalama yani kaçmacılık ters yön kaçmacılığı yaptın mı? Oğlum yapmadım da yapmadım. Tamam. Polis edecek bir yapmamış şey. Arkadaşlar. Yol çalışması lan. Tabii bu arada şey diyeceğim ama ya. Şimdi hani insanları özendiriyor gibi olacak da hani iyi bir şey değil. Oğlum iyi bir şey değil diyor. Adam diyor keşke beni kovalasana. Basın açıklaması yapayım. Neye var? Adamın hoşuna gidiyor işte. Yani biz yaptık ama siz yapmadık. İyi bir şey değil. Ha, en son polise ne zaman konuştun dedim. Araltıyı ceza yedim de. Araltıyı sadalı bunun ayları olmuyor mu? Silah çekti dedim yani polis. Polis sana silah çekti. Evet. Dur lan dur. Ben ne oldu biliyor musun? Ben birazcık bağırta bağırta gidiyordum. Tam kapalı. Aynam yok. Egzoz var. Lastiklerim tutmuyor. Yerler parlak zemin böyle. Sonra bir baktım polis çıktı. Ortada kaldırım var yani. Kaçacak hiçbir yerim yok. Sokak yok bir şey yok. Dedik boku yedik böyle hemen elimi attım böyle plakayı açtım. Sonra baktım polise fazla yaklaşmışım. Frene bastım kayıyor. Biraz daha kayıyor. En son polise yaklaştım. Hafiften bir temasla bulundum motorla. Arkadaki de çıktı oradan çekti silahı. Abi dedim dur dedim duruyorum dedim. Vallahi dedim bilerek vurmadım dedim abi sana dedim. Beni mi ezeceksin dedi. Abi dedim vallahi dedim bilerek yapmadım dedim. Lastikler tutmadı dedim. Heyecan yaptım dedim. Harbiden öyle oldu ama. Vallahi öyle oldu. Manyak mısın? Niye polis oldun? Ya ben de onu düşünüyorum. Bilemeyiz kanka. Ve tam burada oldu bak. Burada oldu. Ben gitmedim. Ben direkt oradan döndüm. Ben burada çok güzel bir şey merak ediyorum. Bu polis sizi kovalayan polis miydi? Evet. Kanka peki, bence değildi. Yanaşacakmış gibi. Bir şey diyeceğim. Gibi. Sanki aynen. Bu polis orada yanaşıp alakasız evet. Bir şekilde gidecekmiş de. Aynen. Adam buymuş gibi ama kanka, kilometrelerle bak, kovalıyormuş bu adam. O ters şeritte kaçtığımız var ya. Orada anons bir kere geçildi. Ters şeritten kaçtığımız olay oldu. Hı-hı. Sonra üst caddeye çıktık. Üst cadde burası. Hı-hı. Anonsu polis de duyuyor. Biliyor. Ama çocuk kaçtığı için polis onu peşiyor. Adam geliyor zaten plakalar kapalı. Plakası açık olsa ve relax davransa o da kurtulabilirdi bir nevi. Kaçmış adam bu arada. Değil mi? Kanka, orada çünkü refleks olarak kaçıyor kanka. Açık polise. Olsa bir ihtimal kurtulabilirdi. Ama şuna polis bir dikkat et. Polis çocuğun önüne kırıyor yani. Hani bunu durduracak. Bakalım. Dikkatli bak. Ağaç çekiyor. Bak oraya doğru kamp yapıyorsun. Evet. Ayağını koyuyordu evet. Yani duracaktı zaten. Samet'e bak korktu kaçıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Belki orada ceza yazmaz. Sen ne yapıyorsun burada? Kanka orada motor yolda kalmış ona yardım ediyordum. Sonra bak sonrasına bak dur. Hemen bundan sonrasına bak. Sonra dedim ki abim kusura bakma dedim. Hiç demedim bak bak. Sana diyor ki polis polis Erhan'a bak. Tamam sıkıntı yok ya. Tamam. Bugün tamam, bizim için yok. Çok özel bir gündü Samet'le. Durum mu? İstanbul'a 14 saatte gittiğimiz gün.
Bak sanki Erhan'ın cüzdanı. Nerede ya bu ehliyet? Bak şu ehliyet mi acaba? En para. Ehliyet de oradan kendin gösteriyor. Ben şurada yani. Her şey tam ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, her şey tam. Ben zor tutuyorum. Utku konuşmadı konuşmadı. Utku konuşmadı konuşmadı. 5000 lira. Hocanın başından beri susuyorsun. Şu anda ifşalamak için mi konuştun? Şu anda ben bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Kış ayında dona dona adamlar araltıyla binmiş. Bu arkadaşı araltı almak için İstanbul'a geliyorlar. Bana geldiklerinde nasılsınız kankacım, ev dağınık, kusura bakmayın diyorum. Ama çocuklar benden tek istedikleri şey, kanka doğalgazı için donuyoruz. Koydum bunları doğalgazın kenarına, 5'e bir fullledim. Çözülmelerini bekliyorum. Normalde 5'e açtığın zaman doğalgazı, kanka onun yanında kimse duramıyor. Kışın bile hani erirsin, ölürsün. Kanka bunlar orada yarım saat boyunca durdu. 25 dakika sonra iyi ısınmaya başladım falan. Bir de ne oldu biliyor musun? Donuyoruz böyle, zaten hepimiz donduk ya. Kıyafetleri ısındıktan sonra zar zor açabildik zaten. Soyunduk. Bayağı öyleydi bu arada. Oturmaktan götümüz ağrıyor. Açıyorlardı. Tantuni söyledim, nasıl yiyorlar böyle. Tam dedim oturacak yer tabure dedim. Bir oturdum. Lav diye içine göçtü. Benim evimdeki tabureyi insanlar koltuk sanıp kırıyor. Bu da onlardan biri. Tabureyi koltuk sanıp kırıyor. Sehpayı. Sehpayı koltuklara da gidiyor. Oğlum sen daha kendi elindeki sehpayı tabure sandın. Tamam tamam. Sehpayı koltuk sanıp diyor bu da. Sehpayı sandalye sanıp. Evet tabure. Oturulmayacak bir şeye oturmuş. Ben evet, bunu anladım. Ben sizi bu arada VR oynattım ve uyutmadım. Siz ona rağmen yarın erkenden kalkıp gittiniz, motor aldınız. Evet arkadaşlar, VR yayınlarının linki de aşağıda. Öyle bir şey yok. Ama bir yer kanalımız var arkadaşlar. Oh yeter ya, yine mi? Değil mi? Burada da İdo'ya binmeye gidiyorsun. Kimlik dedi. Neden peki böyle istedin? Boş ver ehliyeti. Ehliyete sıkıntı oluyor ya. Kimlik verelim geçelim. Ben burada çok korktum feribota binemeyeceğiz diye. Son feribot. Kalacak yerimiz yok, kimsemiz yok. Abi diyorum, bak diyorum yolda kaldık diyorum. Son feribot diyorum, yetişmeye çalışıyoruz. Yok kanka, hiç de böyle acele etmiyorum. Gayet normal adamla sohbet. Bak adama derdini anlatıyor. Bak. Sonra derdimi anlatasım geldi. Duygulandım orada. Manyak, sabahtan beri ben İzmir'de İstanbul'a gitmeye çalışıyorum. Abi 5 saat yolda kaldık. Hayır, 8 saat. Bak şerefsizim, 8'de çıktık İzmir'den. Gece 11'de bunun yanındaydık. Doğru söylüyor. Ve bir yere uğramadık yani. Hayır, bir de zincir koptuktan sonra 6 saat 7 saat bir yerde beklemişler. Ama ağlayacaktım. Kanka. Allah'tan bir de benzinin orada koptu. 5 saatte otobanda böyle beklediğimizi düşünsene. Donardık ha. Kimse bizi şey yapmazdı. Kimse size doğalgaz açmazdı. Açmazdı. Kanka sigorta da çekici göndermedi ya. Sabah 8'den beri yoldayız. Derdini anlatıyor. Zincir koptu, 5 saat orada kaldı. Oo. Oo. Sağ ol, teşekkürler. Abi feribota gideceğiz de. Kral ya. İleride galiba. Ha buradan mı? Tamam. Bizim Mustafa. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bilinçli polisler var, iyi polisler var ama kötüsü de var ya. Kötüsü değil. Bir yani eğitim. Görevinin fazlasıyla eğitimsiz mi diyorum? Pardon, düzeltme. Polis. Arkadaşım bak, bu yanlış. Yanlış mı? Bu yaptığınız yanlışımızda böyle hak ediyor cezayı. Böyle dedi kendisi. Oğlum ben bunun gazına geliyorum hep ya. Hala. Ben ne yaptım ya? Ben şu an bak, sen önde kaçınca bu çocuk da kaçıyor. Oğlum mecbur kaçıyor. Arkadaşlar polis geliyor, bana geliyor. Gel yapıyor, gidiyor. Kaçalım yapıyor. Lan duran selam verin polise. Verelim ama. Bir şey diyeyim mi? Bak yemin ederim Erhan şu an aşırı mutlu. Evet çok zevk oldu. Sürekli arkasına bakıp böyle heyecanlanıyor, baksana. Evet. Lan ben burada seçtim dedim. Bakayım, bakacak mı? Oğlum ileride bir tane daha polis var. Oha ileride de var bir tane. Erhan uçaması aynasını alıp gideceksin yani, niye yollar beni? Polis bana orada yol veriyor ama biliyor musun? Ne yapsın? Ne yapsın kanka, doğru. Onlar da seviyor çünkü tünel sesini. O meşhur video. O meşhur. Abi dur. Kovalandıkça kaçalım. Şimdi asıl sorusu. Memur bey. Size ne söylenirse bu arkadaşı salardınız ve siz ne söyleyecektiniz? Kanka bir şey söylemiyorum. Adam oyalak kaçacaktı işte ya. Ben orada abi dur bir şey diyeceğim dediğimi eve gidince videoyu izlerken öğrendim. Nasıl? O ben değilim şu an. Bu benim beynim değil o. Rastgele ben ağzından bir şey çıkmış. Abi bir şey diyeceğim diyor. Polis de kardeşim. Polis diyecek. Aa de bakayım kardeşim diyecek. Aa kaçtı diyecek sonra. Beyin onu kurmuş herhalde. Direkt abi dur bir şey diyeceğim. Evet, yani, bence öyle düşünmüş. Abi bir şey diyeceğim deyip oyalayıp kaçmayı düşünmüşsün sen. Olabilir. Ama olmadı. Bu videoyu paylaşıp İzmir'de çevirmede falan şey paylaşmışlardı. Türk polisinden kaçılmaz falan. Bizim arkada Göktuğ var. bak. Göktuğ Türk polisinden kaçıyor. Arkadan gidiyor bak şimdi. Sonra yalnız defa... niye isim veriyor? İsim verme Tezcan. Saçmalık Kamil abi. Oğlum Göktuğ ırmak oldun, niye söylüyorsun? Kaya bir dakika 0537. MT 09'u da vardı kırmızı, onu niye söylüyorsun? Oğlum çocuğu niye ifşaladınız?
O polisler çok iyi abi ya. Sabeto polisle kanka oldu bu arada. Ha evet. Rona selamlar. Seviyorum ya kendisini. İyi ki Jedi yazmış o gün bana. Ya saçmalama. Çekici kankası mı olur? Polis kankası mı olur? Hayır, oluyor. Bunlarla ne işim var? Abi dur dur abi bir şey diyeceğim. Abi dur dur abi. O aslında şey demeye çalışıyor. Abi dur dur beni. Abi dur dur abi. Dur dur beni bir şey diyeceğim. Aynen ya yanlış yok yani. Efendim üzerimize sınırlar açıldı ya. Motosikletin birini aldın mı? Kırma yok. Neyi bekliyorsun? Adam tekrar bir anons gelsin. Ha abi üzerine sınırlar. Arkadan iki tane ekip arabası geldi. Bak şimdi plakan nerede? Burada. Burada. Bak çevirecek şimdi. İyi de çevirecek. Bilerek gidiyorsun değil mi? Bilerek ben. Başka yolumuz gidecek yolumuz yok. Başka bir tek buradan gidiyor. Bir de yokuş aşağı etmesi lazım. Otobüs çalışmıyor yani. Yani. Bir taraf zaten trafik yok. Bana silah çeken abi. Allah Allah. Valla. Bu abi de çok iyi abi. Benim aynen çok iyiler. Şey yapsın galiba tüm polisi tanıyorsunuz artık İzmir'deki. Ha, mesela bugün ben bu abiyi gördüm. Şey yaptım abi dedim kaza oldum. Şey yapmadım. Artık bu yönlendiriyor. Bak bir şey mi yapacak? Onlar da böyle gördük yaptı. Polis teşkilatı nasıldı yemin ederim. Başta motorum arıza yaptı. Aşık ve sebebi sınava gideceğim. Bir şey yaparsan hani hemen göstersek. Plaka niye böyle kullanıyorsun? Abi ondan ceza yedim düzelteceğim onu da. Abi evet. Ceza yediysen ben onu sorgulayıp yine görürsem şu an motorun altından komple almam gerekiyor eğer ona bakarsan. Şöyle vereyim abi. Cevap yok orada ya. Ne zaman yedin? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Orada şey alamazsın motor benim bu arada. Abi geçen hafta yedim. Peki niye düzeltmiyorsunuz arkadaşlar? Yani bir uyarı verilmişsiniz. Abi geçen hafta yedim. Şu an bak yemiyordu sınava gidiyorum. Acelem var. 20 dakikam kaldı. Motorum arızalandı, çalışmıyor şu anda. Teşekkür ederim abi. Gitmişsin. Aynen abi. Görmüşsündür herhalde videoyu. Evet, birkaç kere kaçış videolarını gördüm. Abi çok sağ ol, valla motor çalışmıyor. Ama demek ki kaçmaya gerek yok. Çalışsın canlar. Aynen abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı yorumlar. Bir daha ceza yedik. Şimdi bir daha çıkaracağız motoru buradan. Videoyu silmediğim için çekici aramana gerek yok dedi. Bizim polis çekicisi geldi. Otoparka çekeceğiz motoru. Hakkı var. Yaptırabilirdi bunu. Harbi mi? Sonra yalvarık abi sileyim videoyu. İstediğin olsun abi. Sildim videoyu. Çekiciye bindik indirdik yani. Bu kadar polisi nasıl denk getirebiliyor? Yani İzmir'de normal mi? Yoksa bunda bir şey var mı harbi? Alsancak işi için gitti. Alsancak'ta sırf polis var. Sahilde biraz bizim eşekliğimiz de ya. Plaka kapalı gazlıyorduk orada. Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Oha hava aydınlanmış. Hava aydınlanmış. Pardon mu ya? Arkadaşlar video bitti, video bitti. Bence efsane sohbetli bir video oldu. 15 dakikalık izlenilecek bir videoyu aramızda tartışarak 1 saatte falan yaptık. Ama bir şey diyeceğim, 1 saatin nasıl geçtiğini bence anlamadınız. Ve dediğim gibi keyifli oldu. Daha çok bu tarz videolar için arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hala abone değilsiniz. %99'unuz abone olmadığı için abone olursanız sevinirim. Buradaki herkesin kanalı açıklamada var. Görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay. Hadi yatalım. Hadi yat.